10 Kasım 1938'de Türkiye'yi yasa boğan o haberin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası koridorlarında hızlı adımlarla ilerleyen Alman Profesör Schwartz, rektörün odasına girer ve "Derse girip girmemekte kararsızım, ne yapayım?" diye sorar. Rektör Cemil Bilsel, "Böyle büyük bir adam öldüğü zaman ne yapıyorsanız onu yapın" karşılığını verir. Hemen ardından Schwartz, üzgün bir ses tonuyla, "Sayın Rektör, bizde bu kadar büyük bir adam ölmedi ki" cevabını verir. Yahudi olduğu için sakıncalı ilan edilen Alman profesör, kendisini Nazi Almanyası'ndan kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından minnet ve hüzünle karışık duygular içerisinde ne yapacağına karar vermeye çalışır. Profesör Schwartz, tıpkı Atatürk gibi yüzlerce bilim insanını toplama kamplarına götürülmekten kurtarıp İstanbul Üniversitesi bünyesine kattı. Profesör Schwartz, hem yüzlerce bilim insanının hayatını kurtarmış, aileleriyle birlikte binlerce insanın yaşamına dokunmuş, hem de yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasına katkı sağlamıştır. Schwartz'ın yurt dışından çağırdığı yüzlerce seçkin bilim insanı, üniversitemizi henüz kuruluşunda dünya standartlarına taşımıştır. Schwartz, üniversitemize tam 19 yıl boyunca hizmet ederek modern eğitim yöntemlerinin uygulanmasına ön ayak olmuş, ülkemizde hem bilimin gelişmesine hem de pek çok doktor ve öğretim görevlisinin yetişmesine katkı sağlamıştır. Tıp fakültemizde ilk kez klinik patoloji derslerini başlatan Schwartz, eğitim sistemini önce uygulama, sonra teori şeklinde tasarlayarak dönemi için oldukça yenilikçi bir model inşa etmiştir. 1952'de Türkiye'deki görevinden istifa eden Schwartz, 1 Aralık 1977'de meslek yaşamını sürdürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde hayata gözlerini yumdu.